gerçek var. Yani zorunlu olarak bazen istediğimiz zaman istediğimiz yerde olamıyoruz. Amca arkadaşı, Amca Beşen esas olan bir yaklaşımı gösteriyoruz. Ama açık ve gerçekçi olmak lazım ki imkanlarla beklentiler arasında dağlar kadar fark var. Beklenti çok iyi ama imkanlara baktığımız zaman halkımızın bütün bu beklentileri anında yerine getirme konusunda da sıkıntılar çekiyoruz. Bu farklı bir şekilde anlaşılmasın. Mutlaka bize düşen sorumluluğu görevi yerine getirmeye çalışırız, kendimizi zorlarız. Büyükşehir yasası ile ilgili zaten başında da ifade ettim. Sadece Mardin'in bütün büyük şehirlerin bir tepkisi var. Yani İller Bankası'nda gelen yardımla koskoca bir eyaleti yönetmek ve hizmetini götürmenin bu ekonomik kaynaklarla mümkün olmadığını bugün merkezi hükümet de biliyor, herkes de biliyor. Ama tabii ki halk talep ettiği şeyi de mutlaka beklentisi vardır, onu da yerine getirmeye çalışır. İnşallah da böyle şeyler yaşanmaz. Yani bütün imkanlarımızı halkımıza yöneltmeye ve bunu halkımızın hizmetine sunmaya çalışıyoruz. E şimdi projemizi hazırlıyoruz, şeyler yapıyoruz. Ulaşım açısından eksiklerimiz var. İnanıyorum ki bir ay içinde kararını çıkardık. Kredisini de bulduk. 16 milyonluk da bu. Ulaşım için, makineler için para ayırdık. Yine ilçelerle merkez arasındaki ulaşımı sağlamak için otobüsler alıyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız son safhaya geldi. Tabii ki sıkıntılar bir yerde değil. Köylerdeki hangi köyümüze bugün bir mahalle diyebiliriz? Yani yapılışıyla, onarımıyla, sokağıyla, bilmem şeyiyle. Örgütleme 2 yılda başaramaz. Ama bugün hemen hemen eksiklerimizin büyük çoğunluğunu tamamlar. Tabii ki her zaman eksikler çıkacak ve önümüzdeki havaların düzelmesiyle yavaş yavaş bu çalışmalarımızı hızlandıracağız. Köylere gireceğiz, mahallelere gireceğiz. Eğer bize ait olmasa bile gireceğiz. Ve bugün Kürt mücadelesi çok farklı bir noktada. Birincisi, içeride artık bir güçtür. Ve Türkiye'deki demokrasi güçleriyle birlikte bu ırkçı faşist anlayışı yıkmaya yönelik ciddi bir çabanın içinde. İkincisi, dünyadaki Orta Doğu'daki bir savaş Kürtlerin ne kadar önemli olduğunu göstermiş. Kürtsüz demokrasinin olamayacağını göstermişti. Düne kadar Kürtleri terörist ilan edenler bile Orta Doğu'nun kaderinde ancak Kürtler müdahil olduğumuz zaman değişebilir. O inanca varmıştı. Ve bugün yavaş yavaş dünyadaki bakış açısı, Kürtlerle ilgili, Kürt mücadelesiyle ilgili bakış açısında da önemli bir değişiklik var. İşte tam bu fırsatları yakalamışken birbirimizi yıpratarak ve bu mücadeleye zarar verecek bir noktaya götürmeme konusunda hassasiyetle göstermemiz lazım. Halka iyi anlatmamız lazım. Biz açığız. Eksiğimizi halkımızla paylaş. Ve bu konuda da kabul edin. Özür dileriz. Sizler de özür dileyin. Ama yanlış antipropaganda şeklinde geliştirmek istedikleri politikalara karşı da önlem almak lazım. Halkı duyarlı hale getirmek lazım. Bu gerçekten bugün hiçbir halkın, hiçbir devletin gösteremediği kadar Kobani'de gerçekten çok fedai bir şekilde direniş sürdürülüyor. Ve aldığımız bilgiler yavaş yavaş ışının, moralinin bozulduğu ve geriye doğru çekildiğini, mahallelere de yavaş yavaş PYD'nin ve Kürt güçlerinin egemen olduğunu biz görüyoruz. Şengal'da da aynı durum yaşanıyor. Tabii ki bu IŞİD çetelerini de küçümsememek lazım. Yani gerçekten uluslararası destek alan önemli bir güçtür. Biraz önce ifade ettiğim gibi eğer Kürtler olmasaydı şimdi Orta Doğu'yu teslim almış olurlardı. İnanın ki böyle her yerde onların bu bilmesini engelleyen onlara karşı çıkan tek güçtür. Ancak biz Orta Doğu'daki siyaseti de biliyoruz. İkiyüzlü bir siyaset oluşturuluyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti PYD ile Esad arasında ilişki olduğunu ifade ederek bizi suçluyor. Ama bir tarafta bakıyoruz Esad güçleri bugün Kürtlere saldırıyor. Yani bu söylediklerinin de hiçbir değerinin olmadığı kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bir günde bunun bir iftira olduğunu,
Kürtlerin sadece kendi namusunu, onurunu, toprağını korumaya yönelik bir mücadele içinde olduğunu ifade etmişti. Cizre tamamen bir vahşet yaşanıyor. Bu sadece bir grubun, bir cemaatin Kürtlere karşı yürüttüğü bir politika değil. Kürtlerin bu mücadelesinden, direnişinden rahatsız olanlar, barıştan ve demokrasiden rahatsız olan bazı güçlerin aslında bu dönemde devreye girmesiyle gelişen bir durumdur. Cizre halkı da bunun bilincinde. Bugün elbette kendi öz savunmasını da kendini, hukukunu, kendi ilçesini savunacak. Ama bu provokasyonlara da meydan vermeyecek ve bu provokasyonları açığa çıkaracak bir çabanın ve çalışmanın da içinde olduğunu görüyoruz. Cizre halkı gerçekten geleceğini belirlemeye yönelik, demokratik bir geleceği oluşturmaya yönelik kararlı bir mücadelenin içinde biz kendilerini de kutluyoruz. Ve biliyoruz ki Cizre halkı da bazı provokatörlerin görmek istediği bir tabloya izin vermeyecektir. Her an din cinayetinde sanık durumunda olan birisinin bugün Cizre gibi hassas bir yere gönderilmesi devletin ne kadar samimi olmadığını gösteriyor, samimiyetsizliğini ortaya gösteriyor. Yine aynı şekilde tam Mardin'deyken yine bu cemaatin bir numaralı adamı olan birisinin vali yardımcısı olarak gönderilmesi bile 200'lü Kürdistan'da bir politika yürüttüklerini göstermektedir. Biz bunları biliyoruz ve bunları halkımıza anlatıyoruz. Halkımız da oynanan kirli oyunun bilincindedir ve bu kirli oyunu bozmaya yönelik her türlü çabanın içindedir. Çek. İkimizi bile geçecek. Başkan